Günaydın değerli izleyenler. Yeni günden günaydın. Haftanın bu son iş günü memurlar adına hep söylüyoruz. Özel sektörde çalışan kardeşlerimiz zaten hafta sonu da çalışacak olanlar var. Keşke çalışmasalar ama bir şekilde özel sektörde hafta sonu biraz da cumartesi günleri yoğun çalışıyor. Takvim yaprakları 11 Ocağı gösteriyor ve günlerden cuma yavaş yavaş Ocak ayının da böyle ortalarına doğru yol alıyoruz. Ve güne dair, gündeme dair gazete manşetleriyle beraberiz. Yeni Bakış, tehlikeli sonuçlara varılabilir başlığını kullanmış bugün. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Fatma Güven Lisaniler, asgari ücret yasası geçerliliğini koruduğu sürece sektörel bazda asgari ücreti tartışmanın sakıncalı olacağına dikkat çekti. Haberin spotlarına baktığımızda DAYÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Fatma Güven Lisaniler, asgari ücretin aslında hiçbir tecrübesi ve kalifiyesi olmayan bir kişiye ödenecek minimum bir ücret olması gerektiğinin altını çizerek mevcut yasada ise aidinin tanımlanmış olduğunu kaydetti. Lisaniler, asgari ücret bir ailenin minimum geçimini sağlamaksa o zaman hangi sektörde çalıştığı fark etmez diyerek, örneğin turizm sektöründe çalışanlar daha mı az yemek yiyor, siyasiler tartışmaya buradan başlamalıdır. Evet, sesimizi kısmayı unuttuk. Böyle bir sesle kaldık baş başa. Bakalım. Evet. Asgari ücret bir ailenin minimum geçimini sağlamaksa o zaman hangi sektörde çalıştığı fark etmez dedi Lisaniler. Ve örneğin turizm sektöründe çalışanlar daha mı az yemek yiyor? Siyasiler tartışmaya buradan başlamalıdır. Ofiste oturanla inşaatta çalışanın aynı olması, olmaması gerekir. Ancak ofiste çalışanın beyin çabası nasıl çözülecek dedi. Lisaniler bir yasanın değişmediği sürece bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, yasa dururken ve asgari ücret bu yasayla tanımlanırken asgari ücret sektörel bazda ödensin denildiğinde ve bu da çalışanların %60'ının ödendiği bir ücret olacaksa çok tehlikeli sonuçlara varılabileceğini belirtti. Ayrıntılar iç sayfalarda. Deniz Abidi'nin kaleminden değerli izleyenler Yeni Bakış'ta. Ve işimiz Allah'a kaldı demiş vatandaşlar. Türk lirasının yeniden döviz karşısında erimeye başlamasını endişeyle takip ettiklerini belirtti. Melin Dobra'nın röportajları iç sayfalarda Yeni Bakış'ta. Ve New York öncesi liderlerle görüşecek BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi BM Barış Gücü Misyon Şef Elizabeth Speyer, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği New York ziyaret öncesinde Kıbrıs'ı Türk ve Rum liderlerle bugün ayrı ayrı görüşme yapacak. Ve devlet elini buralara da uzatsın. Surlar İç Yenicemi Mahallesi Muhtarı Ayşen Hamitoğlu, bölgenin işçi ve yatı bölgesi haline geldiğini, bir evde çok sayıda işçi kalmasının pek de sağlıklı olmadığını söyledi açıklamasında. Ve tırdan eroin çıktı. 3 kişi tutuklandı. Girne Limanı'ndan dün akşam ülkeye giriş yapan bir tırda yarım kilo eroin ele geçirildi. Ve Girne'de İrmenlik ana yolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Dikkatsizliği canına mal oluyordu. Haberin ayrıntısı iç sayfada. Sütun başlıklarına bakalım. Urum cinayet zanlısı kuzeyde yakalandı. Güney Kıbrıs'ta bir iş adamını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle Rum polisi tarafından aranan Yosif, Mausa'da tespit edilerek tutuklandı. Ve üniversite öğrencisi Ulaş Özge'yi kaçıran Medet Gürkan, tehditle toplamda 50 bin euroluk borç senedi imzalattığı iddiasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Suçlamaları reddetmiş. Ve Girne'de kiracı oldukları evden birçok eşya çalan üniversite öğrencisi kız kardeşler dün tutuklama talebiyle Girne'de mahkemeye çıkarıldılar. Depozito karşılığı almışlar. Ayrıntılar iç sayfalarda, az sonra mahkeme haberlerimize de bakacağız neler oluyor adliyede.
İkinci ve üçüncü sayfa mahkemelere ayrılmış, adli olaylara ayrılmış. Anne cezaevinde bekleyecek. Girne'de bir marketten 3 kez yiyecek çalan anne kız sonunda yakalandı. Anne ve kızı Girne'de mahkemeye çıkarıldı. İsimlerini vermeyeceğim bu ailenin, değerli izleyenler. Evet. Keşke çalmasalardı, isteselerdi. Evet. Tırdan eroin çıktı. 3 kişi tutuklandı Girne Limanı'nda. Dün akşam ülkeye giriş yapan bir tırda yarım kilo eroin ele geçirildi. Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün akşam Girne'de düzenledikleri operasyonda yaklaşık yarım kilo eroin, bir miktarda kokain ele geçirmiş. Ve tır şoförü 2 kişinin ismini vermiş. Değerli izleyenler. Ve depozito karşılığı almışlar. Girne'de kiracı oldukları evden birçok eşya çalan üniversite öğrencisi kız kardeşler dün tutuklama talebi ile Girne'de mahkemeye çıkarıldı. Neler almışlar? Bir koltuk, bir sandalye, 3 perde, 1 adet tül perde, ahşap masa, 12 kişilik çatal bıçak kaşık seti, 1 şilte, 4 yastık, 12 çarşaf, 2 yorgan, 1 komodin ve 1 elektrik süpürgesi almış. Bir evi taşıdılar yani. Ve suçlamaları reddetti. Üniversite öğrencisi Ulaş Özge'yi kaçırıp kaçıran Medet Gürkan toplamda 50 bin euroluk borç senedi imzalatmış. Evet. Ve Rum cinayet zanlısı Kuzey'de yakalandı. Güney Kıbrıs'ta bir iş insanını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle Rum polisi tarafından aranan Yosif Mausa'da tespit edilerek tutuklandı değerli izleyenler. Ve bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak. 5 el ateş etmişti 26 Kasım'da Güney Lefkoşa'da değerli izleyenler. İş insanı Nikos Rodateo'yu öldürmeye teşebbüs etmişti. ...26 yaşında ve 37 yaşındaki suç ortakları yakalanmış. Slovakya vatandaşı olan Rudolf Didi ismini kullandığını şüphelenen Miroslav Balazovic ile zanlı Ziyasif Yosif aranıyordu. Dün yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. 40 yaşındaki Yosif Sifis ve bir apartman dairesinde kalıyordu. İkametgahında yapılan aramada 2 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve toplam 100 adet 9 mm çapında canlı merminin yanı sıra sahte olduğundan şüphelenilen Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği de bulunmuş. Ne güzel bir ülke olduk böyle. Ve davada tanıklar dinleniyor. Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak dün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Polis bulgular aktardı. Tanıklar dinletildi. Ve 24 Ocağı ertelendi dava. Ve Lefkoşa'da 2 kişi daha kayıp değerli izleyenler. 28 yaşındaki Kadelya Rivadan misafir olarak kaldığı ikametgahtan ayrıldı ve geri dönmedi. Öte yandan Tünay Kahraman da 50 yaşında erkek Lefkoşa'da 14'te evden çıktı. Yani pansiyonda kalıyordu, pansiyondan çıktı, bir daha geri dönemedi.
ve belediye yollarımıza el atsın demiş Güzel Yurt Piyale Paşa Mahallesi sakinleri bozuk yollardan şikayetçi. Ve doğa terörü devam ediyor. Avcılar tarafından Yeşil Yurt'ta vurulan Gökçe Tuygun yeniden doğaya döndürülebilmek için tedavi altına alındı. Yazık. Köşe yazarlarımız neler yazmış? Direksiyon başında mobil telefonda ölümle sevişenleri kim durduracak demiş Ali Tekman. Güzel bir köşe yazısı. Çiğdem Dürüst, Türk her yerde Türk müdür demiş köşe yazısında bugün. Ertaç Azer, düşün ve olsun 4 demiş köşe yazısında. Devam ediyor düşün ve olsuna. Ben şehirlerimizde yaşam dedim ve katıldığımız bir panelin izlenimlerini aktardım. Önceki akşam Litra Forum'un düzenlemiş olduğu bir panel vardı. Şehirlerimizde yaşam konusunu işleyen ve çok fazla katılımcının olduğu bu paneldeki izlenimleri aktardık köşe yazımızda. Kazım Denizci gazetecilikte anasına bak yavrusunu gör demiş Kazım abi. Ve Derviş Gezer nereden çıktı bu vicdani ret demiş köşe yazısında. Ve evet. Yasa geçerse alkışlayacağım dedi Derviş Gezer, yeminimdir demiş. Geçirmezse de her gün artistliklerini yazacağım demiş. Bu da böyle biline. O yüzden hemen vicdani ret yasasını geçirelim, geçirelim, geçirelim ki hem vicdani ret hakkını kullanmak isteyenler rahat etsin, hem de Derviş Bey alkışlasın. Berzah Güneş çalma hastalığı demiş ve kleptomani konusuna değinmiş. Evet, devam edelim Kıbrıs Gazetesi. Belediyelerden batıyoruz isyanı. Kıbrıs'a konuşan 24 belediyenin başkanı 2019 bütçesinde belediye katkı payındaki %29.40'lık artışını kendilerini kurtarmayacağını belirterek bunun sorunların çözümüne çare olmayacağını vurguladı. 2019 mali yıl bütçesinde belediyelere ödenecek belediye katkı payı %29.40'a yükseltildi. Ancak bu artış belediye başkanlarını memnun etmedi. Katkı payının nüfusa oranla dağıtıldığını, bunun da birçok belediyede haksızlığa neden olduğunu ifade eden belediye başkanları, bölgelerde hızla artan nüfus yapısı olduğundan en erken zamanda nüfus sayımı yapılması gerektiğini söyledi. 2019'da hayat pahalılığına uygulanacak zammın personel giderlerini de ciddi oranda artışa neden olacağını ifade eden belediye başkanları, birçok belediyenin personel maaşını ödemeyecek duruma geleceğini kaydetti. Ve belediyeler yasasındaki ücretler güncellenmeli dedi belediye başkanları. Meyil Avcan'ın haberi sayfalarda. Ve hurda araçlar sokaklara taştı. Ülkemizde birçok hurdacı ve kaportacı da satılmak veya tamir edilmek amacıyla yol kenarlarında atıl bırakılan araçlar hem görüntü kirliliğine hem de trafik kazalarına sebebiyet veriyor. Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, özellikle sanayi bölgelerinde bulunan hurda ve kazalı arabaların yol kenarlarına terk edilmesinden dolayı trafikte risk teşkil etmesi hakkında Ekonomi Bakanlığı'nın yasa hazırladığını ve bunu yapan işletmecilere yüklü miktarda para cezası kesileceğini açıkladı. Ayrıntılar iç sayfalarda İbrahim Feyzoğlu'nun kaleminden ve tırda yarım kilo eroin logo yanlı başlığı Kıbrıs'ın Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Girne'de düzenlediği operasyonda limandan ülkeye giriş yapan bir tırda yarım kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu düşünülen tır şoförü Celal Elal ile
birlikte Ömer Satı Ağlar ve Serdar Özkan gözaltına alındı. Ve kaçak cinayet teşebbüsü zanlısı Rum Aboel'in eski as başkanı çıktı. Güney Kıbrıs'ta adam öldürmeye teşebbüs suçu işlediği için KKTC'ye kaçan ve Gazi Mausa'da kaldığı eve yapılan operasyonda iki tabanca ve 100 adet mermiyle yakalanan Kıbrıslı Rum Yosif Yosif'in Güney Kıbrıs'ın ünlü takımı Aboel'in eski as başkanı olduğu öğrenildi. Yosif Yosif dün Mausa'da olağanüstü güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı ve hakkında bir gün tutukluluk emri alındı. Ve askerliğe alternatif maaşsız kamu hizmeti. Vicdaniyet yasası olarak bilinen askerlik değişiklik yasa tasarısı kamuoyunun gündemini meşgul ederken Kıbrıs'a konuşan gençlerden yasa yapıcılara farklı bir öneri geldi. Askerliğe alternatif maaşsız kamu hizmeti. Yok, anayasada angarya çalıştırılmak da yasak. O yüzden askerlikte ödenecek olan tutar neyse o ödenmeli bu gibi işlerde. Kamu hizmetlerinde gençler aman diyeyim açmayın gözlerini, bir de bununla uğraşmayalım. Yeni düzen tam bir vahşet başlığını kullanmış ve geldiğimiz noktaya, geldiğimiz durumu bir kez daha yüzümüze çarpmış. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta Ercan Gaziköy arasındaki yolda bir kadın cesedi bulunmuştu. Ve bu ceset üzerine araştırmalar devam ediyordu. Vietnam uyruklu bir kişiye ait olabileceği üzerinde duruluyordu. Ve polisin ve adli tıbbın araştırması devam ediyor. Soruşturma geniş kapsamlı devam ediyor. Ancak soruşturma devam ederken aktarılan bilgiler tüyler ürpertici boyutlara ulaşmış durumda. Dün kulaklarımıza gelmişti bizim de ancak paylaşamamıştık burada. Bugün Yeni Düzen Gazetesi de aynı duyumları aldı, aynı bilgilere ulaştı. Cinayet ihtimalini güçlendiren detaylar var. Kadının cesedi üzerinde 30 bıçak darbesi var. Nasıl bir vahşetse bu. 30 bıçak darbesi var cesedin üzerinde. Ve Yeni Düzen hafta sonu bulunan kadın cesediyle ilgili tüyler ürpertici detaylara ulaştı. Elde edilen bulgular kimliği meçhul kadının cinayete kurban gittiğine dair şüpheleri üst seviyeye taşıdı. Yaklaşık 1,5 sene önce öldürüldüğünü tahmin edilen kadın 30 farklı yerinden bıçaklandığı, hatta boğazının kesildiği iddiası var. Bakın, 30 bıçak darbesi ve boğazının kesildiği. Adli tıp biriminden görevli uzmanlar kadının ölüm zamanını ve kimliğini tespit etmek için çalışıyor. Adli tıp biriminde kadının kemikleri üzerinde inceleme devam ederken adli tıp uzmanı Doktor İdris Deniz Yeni Düzen'e bilgi verdi. Deniz, kadının kimliğinin tespiti için kişiye ait özel eşyaların polis tarafından getirilmesinin beklendiğini kaydetti. Yaklaşık 1,5 sene önce öldürüldüğü düşünülen kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cesedinin katil veya katiller tarafından uzun bir süre şehir ortamında bir evde saklandığına dair resmi olmayan bilgiler var, dedi. 1,5 yıl bir cesedi nasıl bir evde bekletebilir bir insan, nasıl gözü dönmüş bir cani olabilir bu iddialar? Bunları filmlerde görürdük de inandırıcı gelmezdi bize. Aman canım bu kadar olur mu derdi. Oluyormuş, oluyormuş. Ülkemizde de görüyoruz. Yani 1,5 yıl önce öldürdüğünüz bir kişi evinizde bekleyeceksiniz. Bir şehirde bir ev ortamında saklandığına dair bilgiler, bulgular var. Ve bu ceset 30 bıçak darbesi ve başka... Aman. Evet, devam edelim. Ayrıntılar iç sayfalarda, Yeni Düzen'de en az 730 TL, en fazla 2947 TL maaş artışı. Kamu çalışanlarının Ocak ayı brüt maaşlarına yansıtılacak hayat pahalılığı oranı %19,88 oldu. Ve 2 ayda 4. indirim. Kasım ayından itibaren kademeli şekilde gerileyen akaryakıt fiyatlarında 61 kuruş ile 71 kuruş arasında indirim yapışandığı kayıtlara geçti. Akaryakıt fiyatlarına bakıldığında en fazla düşüşün gaz yağında yaşandığı görülüyor. 1 Kasım'da 5.46'dan
Gaz yağı 71 kuruşluk gerileme ile 4.75'e geriledi ve güneyde aranan zanlı kuzeyde yakalandı. Kıbrıs'ın güneyinde bir iş adamını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle Kıbrıs Rum polis tarafından aranan Yosif Mausa da tespit edilerek tutuklandı. Ve Girne'de tırda eroin 3 tutuklu. Havadis poşet parası maliyeye yarayacak. Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, marketlerde satılan poşetlerden gelecek gelir için fon oluşturmaya gerek olmadığını söyledi. Aktolgalı, ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimi tüzüğüne göre satılan poşetlerden çevre için kullanılacak olan 7 kuruşluk pay, Şubat başında Maliye Bakanlığı'na yatırılacak. Bu paranın çevreye harcanması için illaki fon kurulmasına gerek yok. Aktolgalı, kaynak sorunu nedeniyle yıllardır doğru dürüst bir çevre projesi uygulanamazdı. Toplanan paralar plastik, pet şişe veya camla ilgili birçok projeye aktarılabilecek dedi. Ayrıntılar iç sayfalarda ve hukuk reformu şart demiş Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı. Son dönemde artan suç olaylarına dikkat çekerek yargının mevcut haliyle artan ceza ve hukuk davalarına yetemez hale geldiğini söyledi. Yargı yetmiyor dedi, personel eksik, suçlarda ürkütücü artış var ve cezaları artırmak yetmez demiş Esendağlı. Ve bereketin sembolü dereler çağlıyor. Ada genelinde etkili olan yağışlı hava Lefke'de bereket oldu. Bölgedeki Maratasa ve Madenli Dere ile Karkot Deresi günlerdir akıyor. Gürsel Karagözlü'nün haberi sayfalarda ve vurup kuzeye kaçtı. Güney Kıbrıs'ta cinayete teşebbüs olayına karışan Abuel'in eski as başkanı Yosif olaydan 45 gün sonra Mausa'da yakalandı. Ve Medet Gürkan, üniversite öğrencisi Ulaş Özge'yi kaçırarak tehditle 50 bin euroluk borç senedi imzalattığı iddiasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Ayrıntılar iç sayfalarda Havadis gazetesinde. Afrika, Kutlu Adalı kimdir diye sormuş. Üniversitelerimizdeki profesörler bu sorunun yanıtını bilmiyorlar. Avukat Mine adlı Profesör Oğuz'a sordu. Kutlu Adalı kimdir? Oğuz, duydum ama bilmiyorum dedi. Afrika'nın kolaj davasında savcılık tarafından tanık olarak çağrılan diğer profesörler gibi dün Lefke Avrupa Üniversitesi'nden gelen tanık Profesör Doktor Hüseyin Oğuz'da Kutlu Adalı'nın kim olduğunu bilemedi. Lefke Avrupa Üniversitesi Etik Kurulu Başkanı Kimya Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Hüseyin Oğuz, gazetemizde Yunan gözüyle başlığı altında yayınlanan fotomontajın TC Cumhurbaşkanı'nı aşağılayıcı bir resim olduğunu söyledi ve bu karikatür ezeli Türk-Yunan düşmanlığını gösteriyor dedi. Bunun bir ırkı aşağılamak olduğunu da ileri süren Oğuz, Avukat Mine adlının mesela Türkiye'deki Kürtlere veya Ermenilere de hakaret mi sorusuna net bir yanıt veremedi. Dün çağrılan ikinci tanık polis memuru Fahri Gümüşsuyu ise gazetemize yayınlanan fotomontajı Google'da tüm aramalara rağmen bulamadığını ve ilk kez bunun gazetemizde yer aldığını iddia etti. Ayrıntılar iç sayfalarda. Ve gece kulübü patronu Baybars'ı tehdit etti, gözaltına alındı. Gece kulübü işletmecisi Ayhan Mahşeker, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'a yönelik sosyal medyada yayınladığı mesaj nedeniyle gözaltına alındı. Ve güneyde aranıyordu, kuzeyde yakalandı. Adam öldürmeye teşebbüs suçundan Rum polisi tarafından aranan zanlı Rum Yosif, Mausa'da tabanca ve mermilerle yakalandı. Ve Kıbrıs pasaportu 16. sırada. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla vizesiz 173 ülkeye gidilebilir değerli izleyenler. Diyalog, kimlikle seyahat devam edecek demiş. KKTC nüfusunun çalışanlarla birlikte 500 bini aştığını belirten İçişleri Bakanı Baybars, yurttaşlık yasası için Haziran ayını işaret etti. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC ile Türkiye arasındaki kimlik kartı ile seyahatin devam edeceğini belirterek, zaten öğrenciler ve çalışma izinliler pasaport ile geliyor, sadece turistler kimlikle geliyor dedi. Baybars, cezaevindeki TC vatandaşlarının çoğunluğunun ise kimlikle gelenler değil, öğrenci olduğuna dikkat çekti.
Diyaloğa yaptığı açıklamada yurttaşlık yasası üzerinde çalışıldığını belirten Bakan Baybars, beyaz kimlik uygulamasının da bunun bir parçası olduğunu ve çalışanları Haziran ayına kadar tamamlamak istediklerini söyledi. Ayrıntılar iç sayfalarda. Aytuğ Türkan'ın kaleminden. Ve neler oluyor? Arabaya üniversite kampüsüne giden 3 kişi bir öğrenciyi daha kaçırıp zorla 50 bin euroluk borç senedi imzalattılar. Ülkemizdeki diyabet hastaları bazı ilaçları piyasada bulamamaktan şikayetçi, sıkıntı yaşanıyor ve mafya ile bağlantılı. Güneyde aranırken KKTC'de yakalanan Kıbrıs Rum Yosif geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. Ve diyaloğun dünkü haberi üzerine harekete geçen Vakıflar Genel Müdürü Benter, işçilerin kaldığı evleri ziyaret etti, daha iyi koşullarda yaşam vaat etti. Yüzler güldü. Kıbrıs Postası, vatandaş vicdani redde soğuk, seferberliğe ise külfet olarak bakıyor. Vicdani red yasası ile ilgili bir sokak röportajı yapmış Kıbrıs Postası. Yenal Garapli, vicdani red bana göre saçmalık, seferberlik olmayabilir. Faiz Garapli, askeri gücün yok ise dünyada yoksun demiş. Beyt Tabur, vicdani redde karşıyım, seferberlik bir konferans gibi olabilir. Cumali Avşar, vicdani reddi düşünenlerin aklından zoru vardır, sağ olayı. Savaş olursa Rumlara süpürge sapı mı tutacaklar, yok zeytin dalı tutacağız. Hüseyin Aksay, kim nöbet tutacak, evin temelini atmadan tuğla koymaya gerek yok. Yılmaz Güney, askerliğimi yaptım, seferberliğe ise gitmeyeceğim demiş. Yakışır. Abdullah Çerkez, herkesin vicdani red hakkı olmalı demiş. Sağ ol Abdullah dayı. Pervin Üstünsoy, vicdani red yanlış, Rumların yaptıklarını unuttular mı? Evet. Unutmadık. Biz de yaptık, onlar da yaptı. O yüzden onları unutmadan onlarla da yaşamayacağız ama. İçişleri Bakanı Baybars, Bulut Akacan'ın doktor raporunda sevk kararı yok demiş. Ve Girne'de yarım kilo heroin ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı. Kıbrıs Postası'nın diğer haber başlıkları. Halkın sesi, çözüm olmadan işbirliği yapılabilmeli. Dışişleri Bakanı Özersay, adada çözüm olmasını beklemeden iki taraf arasında doğalgaz suçluların iadesi, kara para hareketlerine karşı mücadele, terörizme karşı mücadele ve benzeri konularda işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Ve Milli Mücadele Yakın Doğu'da canlandırılacak. Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele sergisi Yakın Doğu'da bulunan Kıbrıs Milli Türk Tarih Müzesi'nde 15 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından açılacak. Ve Gülseren'de gurur günü, GKK bünyesinde silah altına alınan Asteğmen ve Çavuş adaylarının ant içme töreni dün gerçekleşti. Ve Kuzey Kıbrıs Hollanda'da görücüde. Kuzey Kıbrıs Avrupa'nın önemli fuarları arasında yer alan Hollanda'daki turizm fuarında tanıtılıyor değerli izleyenler. Star Kıbrıs çözümden önce işbirliği başlamalı. Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay çözümü beklemeden Kıbrıs'ı Türkleri ile Rumlar arasında işbirliğinin başlaması gerektiğini söyledi. Güvenlik ve doğal zenginlikler konularında önde gelen kuruluşlardan biri olan Atlantik Konseyi'nde konuşan Özersay, Kıbrıs'a her şeyi yarım asırdır ulaşılamayan çözüme bağlamanın ve ertelemenin doğru bir yaklaşım olmadığını kaydetti. Ve düşündüren hırsızlık, anne kız tutuklandı. Girne'de bir marketten 3 kez yiyecek çalan anne kız sonunda yakalandı demiş. Vermeyeceğim isimleri. Kıbrıslı Canan 8 aydır kayıp. Londra'da yaşayan Canan Mustafa 39 yaşında 6 Mayıs 2018'den beri kayıp. Ailesi fotoğraftaki kayıp kadını görenlerin İngiltere'de acil olarak 101 numaralı kayıp aranıyor hattını aramalarını istedi. Ayrıntılar iç sayfalarda değerli izleyenler. Kısa bir ara verelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim diğer gazetelerimize de.
ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Devam ediyoruz. Reklamlar sonrası soluklandık ve yeniden birlikteyiz. Radikal'le devam edelim. Ne dersiniz demiş. Bağımsızlık yolu yaptığı açıklamada asgari ücret yasasının değiştirilerek asgari ücretin kamudan en düşük maaş alan memurun maaşına eşitlenmesi önerisinde bulundu. Ve ne dersiniz diye de sormuş. Ve bir Gazeteciler Birliği üyesine DAÜ'de burs imkanı. Gazeteciler Birliği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca Gazeteciler Birliği üyesine DAÜ İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans master bursu verilecek. Güzel bir haber bu. Kutluyoruz emeği geçenleri. 5 PR liderlerle görüşüyor. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Şpeyar, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği New York ziyaret öncesinde Kıbrıs'ı Türk yorum liderlerle bugün ayrı ayrı görüşme yapacak. Ve Anastasiadis, Türkiye Kıbrıs'ta kalıcı barış için iyi niyet göstermeli dedi. Vatan, körüklü otobüs uyarısı. Avcı, körüklü otobüsler şehir içi yollar için uygun değil, çift şeritli yollarda da tehlike yaratılıyorlar. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri körüklü otobüslerin trafik için uygun olmadığını, ileride kaldırılacağını tüm üniversite yetkililerine aktarmıştı. Ve Şpeyar liderlerle görüşüyor. Çavuşoğlu Türkiye'nin bir tutumu var, KKTC'nin ve Türk halkının haklarını her zaman koruyacaktır dedi açıklamasında. Ve Tatar'dan Tarım Bayramı mesajı, günü geldiğinde tarım reformu yapmak için çalışıyoruz dedi Ersin Tatar. Detay, kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden 3 kat fazla. Nükleer tıp uzmanı Doktor Şebnem Aydın, tiroid kanserinin tüm dünyada sıklığında artış olmasına rağmen hastalık seyrinde kötüleşme izlenmeyen diferansiye tiroid kanserinin erken teşhis edilmesi halinde en çok tedavi edilebilen kanser türlerinden olduğunu söyledi.
ve Kaşıkçı cinayetinin 100. gününde uluslararası soruşturma çağrısı, Suudi gazeteci için bağımsız soruşturma çağrısını yineleyen Uluslararası Af Örgütü, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü konsolosluk binasının bulunduğu sokağın adını sembolik tabelayla Cemal Kaşıkçı Sokağı olarak değiştirdi. Yosif mahkemeye çıkarıldı. Bir gün daha tutukluluk emri alındı. Güney Kıbrıs'ta cinayet işleyip kuzeye kaçan 40 yaşındaki Yosif. Ve sondaj gemisi bilmece çıkarıyor. ExxonMobil, Qatar Petroleum Konsorsiyumu hesabında sondaj yapan Stena IceMax isimli sondaj gemisi Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede 10. parseldeki Delfini 1 hedefindeki sondaj çalışmalarını tamamladı. Haberatör, asgari ücret kamudaki en düşük maaşa eşitlensin demiş. Bağımsızlık yolu ayrıntılar iç sayfalarda ve Çatalköy'de korkutan kaza. Çatalköy'de bulunan Yalçın'ın Et Dünyası isimli kasabın önünde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada salon araç ile bir van araç çarpıştı ve cinayet zanlısı mahkemeye çıkarıldı. Değerli izleyenler, Güney Kıbrıs'ta işlediği cinayette kuzeye kaçan Yosif ve Güneş, tarım önemli demiş Ersin Tatar. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, günü geldiğinde tarım reformu yapmak, sektörü yeni bir atılımla ileriye taşımak ve sektördekilerin yüzünü güldürmek için çalıştıklarını vurguladı. Ve değerlerimize ve kimliğimize sahip çıkalım dedi Hasan Taçoy, Londra'da gündemi değerlendirmiş Genel Sekreter Ulusal Birlik Partisi'nin. Ve rüyadan uyansınlar demiş TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve iktidara hazırız demiş. Kim demiş? Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ve sendika yatırım yapamaz demiş Dom Hotel ile ilgili olarak. Haber al Kıbrıs'ı, sözleşme uzatılması çalışmaları sürüyor. Değerli izleyenler, Dom Hotel konusuna da değinen Başbakan Erhürman, biz çalışmalarımızı tamamladık, genel müdür ile aramızda hiçbir sıkıntı olamaz dedi. Ve tarihinin en büyük tatbikatı diye de sürmanşet başlığını atmış. TESAKA ilk kez Türkiye'nin tüm denizlerini kapsayan dev bir tatbikat yapacak. Hakikat, Sayın Başbakan'a sürekli baskı var demiş Benter. Evgaf Müdürlüğü boyunca çeşitli olumsuzluklara karşılaştığını belirtti. Fakirlere, yoksullara, öğrencilere, ihtiyaç olanlara yardım elini uzattıklarını, yüzlerce binlerce hayır işi yaptıklarını, ancak ortaya bir adam çıktığını ve istediğini alamayınca gazetelerde, sosyal medyada iftira ve mesnetsiz suçlamalarla hakarete varan derecede ithamlarda bulunduğunu söyledi. Ve seslerini duyan yok Alayköy Sanayi Bölgesi'ndeki vatandaşlar. Kıbrıs manşet, suistimal var demiş. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Katri Bulut Akacan'ın sevk edilmesi gayet enteresan demiş. Ve yıldızlama gelebilir. Maliye Bakanı Denktaş resmi yönetimiyle bir araya geldi ve güneyde aranan zanlı kuzeyde yakalandı. Kıbrıs manşetin haber başlıkları. Nacak, KKTC'de üst kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor demiş Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ve unutmayacağız, Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele sergisi 15 Ocak'ta açılıyor. Gündem barış gücünün görev süresi. Şpeyar bugün Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşecek. Ve FETÖ operasyonu, KKTC'de Bolu merkezli FETÖ operasyonu 13 şüpheli adliyeye gönderildi. Nacağın haber başlıkları. Ve Türkiye gazetelerinin başlıklarına bakalım hızlıca, ardından noktalayacağız. Don Quixote gibi gittim. New Jersey eyaleti Katam bölgesi belediye başkanı seçilen Tayfun Selen, beş parasız gitti Amerika'da 22 yılda nasıl bu noktaya geldiğini anlatmış. Seçmeni vaatleri ve çalışkanlığıyla etkiledi ve Esad otobüslerle sınıra terör taşıdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye sınırındaki gelişmelerle ilgili önemli mesajlar verdi ve asrın boşanmasını araştırmış Ertuğrul Özkök. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve eşi Mackenzie Bezos boşanıyor. Ve hayıflanır iç geçiririm. Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülü Emin Ungan Üsküdar Müziki Cemiyeti ile Aragüler Arşiv ve Araştırma Merkezi Aragüler Müzesi'ne verildi. Evet. Ve Atıf gidiyor, Moses geliyormuş kime? Fenerbahçe'ye.
Hadi bakalım. Ve KOBİ'lere de destek 6 aya ana para ödemesiz ayda 1,54 faizlik kredi. Ve şebeke suyu daha güvenli. İstanbul şebeke suyunun birçok ambalajlı suya göre daha güvenilir olduğunu dile getiren uzmanlar arıtma cihazı da önerdi. Ve Erdoğan'dan oyunu istedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe'de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu kabul ederek görüştü. İmamoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada faydalı, güzel bir görüşme oldu dedi. Ve projeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Dikey yapılaşma konusunda fikir birliğine vardık. İstanbullu Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyunu istedim diye konuştu. Ve çıktığım yoldan geri dönmem demiş Binali Yıldırım. Evet değerli izleyenler, böylelikle gazetelerimizin manşetlerini sizlerle paylaştık. Biz veda edelim, ardından gün içerisinde yayınlarımızda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır.
günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Thank you.
ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var, işimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine dikkat edin. Örneğin, A sınıfı bir buzdolabı yıllık ortalama 179 Türk lirası elektrik tüketirken,
A artı 1 buzdolabı 156 Türk liralık, A artı artı ise sadece 73 Türk liralık elektrik tüketiyor. Tasarruf en kolay kazançtır. A artı artı ürünleri tercih et, hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum.
Evlerimizde tütün ve tütün ürünü kullanma oranı %45. Pasif içiciler de risk altında. İçmeyenleri koruyalım. Çocuklarımız için sağlıklı gelecek dumansız bir hayattır. Dumansız hayatı destekleyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Standart bir floresan 20 Türk lirası, LED bir floresansa 75 Türk lirasıdır. Ama standart floresanın ampul ömrü 10.000 saat ve 8 saat kullanıma göre tükettiği elektrik yıllık 67 Türk lirası iken, LED floresanın ampul ömrü 25.000 saat ve tükettiği elektrik yıllık 17 Türk lirasıdır. Tasarruf en kolay kazançtır. LED floresan tercih edin, tasarruf edin. Hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Teyze.
Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.
günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yıl sigara kullandım. Rahatsız oldum. 15 gün hastanede yattım. Nefes alamazdım. Öksürük ve balgam. Bıraktım. 10 yıldır bıraktım. Çok rahatım. Çok huzurluyum. 10 yıl gençleştim. 10 yıl rahat, huzurlu yürüyüşümü yapıyorum. Rahatım. Gençlere tavsiyem, sigara içmeyenler başlamasın. İçenler de bırakmalarını rica ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış,
sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Çocuklarımızın emniyeti için trafik kurallarını öğretelim ve uygulamada onlara örnek olalım. Haydi söz vermeye. Günü ve gündemi Yeni Bakış'ta yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'ta başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Floransa, Rönesans'ın gerçek bir yansıması olarak beliriyor. Rönesans İtalya'sının sanatı ve mimarisi Floransa'da adeta can bulmuştur. Özellikle şehrin geniş kadrajlı fotoğraflarında göze çarpan dev bir yapı var. Floransa Katedrali, diğer adıyla Santa Maria del Fiore Katedrali, bir diğer adıyla da Duomo, Floransa'nın simgesi haline gelmiş bir yapı. Geniş çarpıcı kubbesi ve yüksek kulesiyle ruhani bir doyum sağlayan Duomo, Floransa'nın mistik atmosferini tam anlamıyla yansıtan bir şaheser. Hem gece hem de gündüz muhteşem ve çarpıcı bir şehir Budapeşte. Kenti ikiye bölen Tuna Nehri, Budapeşte için önemli bir simge. Tuna Nehri'nin iki yakasını birleştiren köprülerle Budapeşte, özellikle gece manzarasıyla dünyanın en romantik şehirleri arasında yer alır. Buda Kalesi ve Andrassy Caddesi şehrin güzel noktalarından bazılarıdır. Brüj, büyük bir ülkenin bir mega kenti değil, küçük bir ülkenin şirin bir şehri. Şehrin güzelliğinin altında ortaçağ mimarisi ve taş yapıtlar yatıyor. Brüj, insanı zamanda geriye götürecek bir atmosfere sahip. 117 bin nüfusa sahip şehrin, orta çağdaki boyutlarının neredeyse hiç dışına taşmamış olması ilgi çekicidir. İçinden geçen, günümüzde ulaşım ve turistik amaçlı kullanılan kanalla Venedik'i andırır ve doğudaki Venedik'le denir. Deforme olmamış antik yapılarıyla ziyaretçilerine romantik ve şiirsel bir gezi vaat eder. Roma, İtalya'nın başkenti ve en kalabalık şehri olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. İnsanı şehre adımını attığı andan itibaren kaplayan tarihsel doku, Julius Caesar'dan gladyatörlere, taht savaşlarından mimari hesaplar yapan sanatçılara kadar pek çok hayali zihinde canlandırıyor. 2000 yıldan uzun bir tarihe sahip olan Roma, Batı medeniyetinin doğduğu yer olarak kabul edilir. Kolezyum, şehrin ve dönemin simgesi olarak hala dimdik ayakta duruyor. Hollanda'nın başkenti, içinde herkes için bir şeyler barındırıyor. Dünyanın en eski borsasından Red Light bölgesine, kanaldan kafelere ve müzeleri kadar pek çok turistik öğe içerir.
Özellikle gece hayatıyla ilgi çeken Amsterdam, bunun yanında tarihi ve sanatsal bir dokuya da sahip. Amsterdam'da bisiklet kullanımı oldukça yaygındır. Pek çok cadde ve sokak ulaşıma kapalıdır ve toplu taşıma, bireysel ulaşıma nazaran önemli bir paya sahiptir. Okyanusun mavisi, doğanın yeşili ve kumsalların kahverengiyle dünyanın doğal yollardan en güzel şehri denilebilir Rio'ya. Yerel adıyla muhteşem şehir, huzur dolu plajları ve etrafta yükselen Sugarloaf Dağı'yla cennetten bir parça gibi. Ünlü İsa heykeli de o heybetiyle Rio'yu gölgesine almış durumda bulunuyor. Bu turistik kentte dünya standartlarındaki oteller neredeyse her mevsim doludur. Lisbon, Portekiz'in en büyük şehri olmanın yanında dünyanın da en güzel şehirlerinden biridir. Şöhretini planlı bir yapılanmaya borçlu olmayan az sayıda güzel şehirdendir. Pek çok tepenin eteklerine oturan, Tagus Nehri ile çevrilen Lisbon, büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Rengarenk eski sokaklarıyla Lisbon, dünyada görülmesi gereken şehirlerden biridir. Praga, kuleler şehri de denir. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar tarihsel ve kültürel bir karışıma sahiptir. Tarihin pek çok farklı dönemine ait tarihsel kalıntılar şehirde mevcuttur. Charles Köprüsü, Prag'ın en popüler tarihi harikalarından biridir ve turistlerin uğrak mekanıdır. 2 milyon kişilik nüfusuna karşın yılda 5 milyona yakın turist çeken Prag, dünya kültürel mirasları arasında bulunan pek çok müzeye, tiyatroya ve sanat galerisine ev sahipliği yapmaktadır. Paris hakkında söylenecek şeylerin tamamı zaten bugüne kadar şiirlerle söylenmiştir. Eyfel Kulesi ile Sen Nehri ile Paris adeta güzellik pırıltıları saçmaktadır. Bir gece Eyfel'in muhteşem ışıklarını seyretmek bile şehri görmek için yeterli bir sebep. Elbette şehrin turist çeken tek noktası Eyfel değildir. Sanatın film şeridi olan Louvre Müzesi, tenis meraklılarının göz bebeği Roland Garros ile Paris, çokça farklı ilgi alanına sahip turist için çekim merkezidir. Fransız mutfağının nadide örneklerini de Paris'te tatmanız mümkün. Tek kelimeyle eşsiz bir kent Venedik. Bir peri masalından kopmuş kadar büyüleyici atmosferi bu eşsizliğinin kaynağıdır. Paris denince aklımıza nasıl Eyfel geliyorsa, Venedik deyince de aklımıza üzerinde gondollarla insanların gezdiği kanal gelir. Venedik'in sembolü haline gelmiş olan kanallar yalnızca bir ulaşım aracı değildir. Venedik'i baştan sona kaplayan o romantik kokusunu ancak gondolla bir tura çıkarak tam anlamıyla alabilirsiniz. Mimarisiyle, mutfağıyla, romantik dokusuyla şiirlerden tiyatrolara, sinemalara kadar pek çok sanat alanına damgasını vurmuştur. Bu renkli şehri dünyanın en güzel şehri olarak tanımlamak son derece adil olacaktır. Merakla kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi yeni bakışla başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan yeni bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik yeni bakışta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan...